Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de kuru fasulye yapacağım. Etli kuru fasulye yapacağım. Kuru fasulye için burada bir 750 gram kadar kuru fasulyeyi akşamdan ısladım. Burada da bayağı bir kuşbaşı etim var. Bunlara ben ölçü vermiyorum. Herkes kişi sayısına göre, damak tadına göre, baharatlarını ona göre hazırlayacağı için ölçü vermiyorum. Burada etimin yağlı kısmını şöyle ayırdım. Her zamanki gibi önce bunu küçük küçük doğrayıp kavuracağım. Etimizi kendi yağında kavuracağım sevgili arkadaşlarım. O zaman etimiz daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor kendi yağıyla piştiği zaman. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Evet, şimdi etimin küçük küçük şöyle yağlı kısımlarını önce doğruyorum. Kendi yağında pişsin diye. Ben her zaman yemeklerimde et yağlı olduğu zaman bu işlemi yaparım. Sevgili kardeşlerim. Şimdi bunu önce kavurduktan sonra diğer etimi de biraz küçülteceğim. Kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Etim biraz büyük. Evet, şimdi doğradığım yağlı kısımlarını düdüklüme alıyorum. Şimdi etimizi kuşbaşı olarak doğruyorum. Yok yok, tutmadı. İyice öyle dursun. Evet, bu şekilde. Yine şurada yağlı kısmı kalmış. Artık bunu almıyorum. Böyle kuru fasulyede çok büyük kuşbaşını sevmiyorum sevgili kardeşlerim. Bu ayarda doğruyorum. Burada etimin hepsini kuşbaşı şeklinde doğradım. Şimdi ne yapıyoruz? Kavurduğum yağlı etimi şöyle kıkırdaklarından ayırtıyorum. İçerisinden alıyorum. Diğer kuşbaşı etlerimi de kendi yağında kavuracağım sevgili arkadaşlarım. Şöyle çıkan yağı da sizlere gösterelim. Evet, şimdi bu etimi ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi etimi şöyle bir güzel karıştırıyorum. Kendi yağında kuşbaşı etlerimi iyice kavuracağım sevgili arkadaşlarım. Daha önce de biraz tuz atmıştım. Şimdi bir miktar tuz ekliyorum. Düdüklümün kapağını şöyle üzerine koyuyorum. Şimdi de yemeğimin soğanını doğruyorum. Burada 2 adet soğan. Soydum, hazırladım. Evet, doğruyorum. Evet, soğanlarımı da doğradım, hazırladım. Sevgili kardeşlerim. Aşama aşama yemeğime kullandığım malzemeleri yine sizlerle paylaşacağım. Evet, şimdi etim burada iyice kavruldu. Sevgili kardeşlerim, üzerine biraz sıcak su ekliyorum. Çok az bu su ekliyorum. Az su da pişsin istiyorum. Evet. Düdüğümün kapağını kapatıyorum.
bir adet domates, 3 adet de yeşil biber, şöyle 1,5 da kurutulmuş cin biberi kullanacağım yemeğim için sevgili arkadaşlarım. Biberlerimi doğruyorum. Şimdi etimi düdüklüden boşalttım. Düdüklüme tekrar şöyle biraz sade yağ ekliyorum. Bir miktar da zeytinyağı ekliyorum. Soğanını ekliyorum. Yağım önceden erimiş olduğu için fazla kızartmıyorum sevgili kardeşlerim. Evet, şimdi soğanımla yağım da iyice kavrulduktan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Evet, soğanlarım istediğim gibi pembeleşti. Şimdi salçasını ekliyorum. Yemeğin çok olduğu için salçasını biraz fazla ekliyorum. Şöyle salçanın da kokusu çıkıncaya kadar bir iki kavuracağım. Evet, şimdi de domates ve biberimi ekliyorum. Biraz da bunu şöyle kavuruyorum. Evet, şimdi fasulyesini ekliyorum. Yemin. Çocuklara da vereceğim için sevgili arkadaşlarım. Yoksa biz iki kişiyiz. Böyle bir şey yaptığım zaman fazla yapıyorum. Onlara da veriyorum. Anne olanlar bilir. Sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir şey bununla da kavuruyorum fasulyelerimi. Ben kuru fasulyeyi bu yöntemle yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle iki tane kuru biber ayırmıştım. Onu da ekliyorum. Sonra etini ekleyeceğim. Evet, şimdi önceden pişirdiğim etini ekliyorum. Çabuk pişirdiği için arkadaşlar et iyice pişti zaten. 2 dakika bekleteceğim. Düdüklümü kapattıktan sonra. Etimin de hepsini kullanmıyorum. Evet, fasulyemin üzerine yeteri kadar suyunu da çektim. Kaynar su ekledim. Sevgili arkadaşlarım, şimdi düdüklümün kapağını kapatıyorum. Sevgili arkadaşlarım, ocağımın altını kapattım. Yemeğimi biraz dinlendirdim. Şöyle fasulyemi sizlere son halini de gösteriyorum. Düdüklüden almadım daha. Sunumda, şimdi sunuma geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Değerli arkadaşlarım, bugün etli kuru fasulye yemeği nasıl yapılır onu sizlerle paylaştım. Yanında fasulyenin olmazsa olmazı şöyle turşumuz, acır turşusu, salatalık turşusu. Bu turşuyu da geçen gün kurmuştum, daha bir hafta olmadı arkadaşlar. Turşuyu bugün baktım, turşum olmuş. Onu da sizlere şöyle göstermek istedim. Burada da Antep dolma biberinin turşusu var. Yanında tabii ki olmazsa olmazı pirinç pilavı. Pilavın çekimini yapmadım. Daha önce yaptığım için. Onu da sizlere şöyle sunumda göstermek için paylaşıyorum.
Videomu burada bitiriyorum sevgili arkadaşlarım. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum.